Herkese merhabalar. Bir başka içerikte karşınızdayım. Bu sefer itme momentum sorusu çözeceğim. MF kazanımdan güzel bir momentum sorusu buldum. Bunu çözeceğim öncesinde söz verdiğim AYT denemesiyle ilgili bilgi vereyim. Şimdi kanalımda duyurmuştum. 14 tane sorudan oluşan bir AYT denemesi yapmayı hazırlamayı planladığımı söylemiştim. Ne orada bir anket yayınladım. Acaba sorular nasıl olsun? Yani tam bir AYT provası gibi mi olsun, ÖSYM provası gibi mi olsun? Zorluk açısından, soruların tipleri açısından falan. Yani ÖSYM'nin sorularına baktığımız zaman aşağı yukarı 14 tane fizik sorusunun 2 tanesinin işte yeni tipte daha önce görmediğiniz tarzda sorular olduğunu, yenilikçi sorular olduğunu görüyoruz. Ama geri kalanlar daha çok klasik tarzda oluyorlar. İşlem ağırlıklı sorular pek bulunmuyor. En fazla bilemenin iki tane, üç tane işlem sorusu oluyor. O anketin sonucuna göre işte çok büyük bir çoğunluk biz bu yeni tipte soruları görmüş olalım. Sen bütün soruları yeni tipteymiş gibi hazırlamaya çalış. Yani 14 sorunun mümkün olduğunca fazlası işte karşımıza çıkabilecek o yeni tipte sorulardan olsun. Ben de bunu yapacağım. Yani işlem Li falan pek sorular olmayacak. Böyle ile sizi boğacak soru asla koymayacağım. Bunun dışında söylememiştim ama bir de bir de TYT denemesi hazırlayacağım. 7 tane de sorudan oluşan bir TYT denemesi olacak. Yine, yine o da aynı tipte. Orijinal sorular oluştur oluşturmaya çalışacağım. Ama tabii kolay olmuyor. Yani sıfırdan bir şey yazıyorsunuz. Hani bir yerden alayım şurasını değiştireyim falan filan. Böyle bir şey yapmıyoruz burada. 7 soruluk bir TYT denemesi, 14 soruluk bir AYT denemesi. Bunları yapmaya çalışacağım. Şimdi soruya bakalım. Sürtünmesi yatay düzlemde v hızı ve p momentumu ile hareket eden cisme O noktasına geldiğinde L yönünde bir itme uygulanıyor. Şöyle bir itme uyguluyoruz. Bu itme sonucu cisim K yönünde gidiyor. Buna göre itme sonucu cismin hız büyüklüğü kaç v olur demiş. Şimdi soruya geçmeden hemen önce şurada bir momentum itme ilişkisini bir hatırlayalım. Bir cisme itme uygulandığında ne oluyordu? Onun momentumu değişiyordu. Yani itmeyi şöyle yazabiliyorduk. Kuvvet ve zaman açısından kuvvet çarpı zaman bize itmeyi veriyor. Dolayısıyla kuvvet ve itme mutlaka aynı yönlerde oluyordu. Aynı zamanda bu cismin momentum değişimine de eşit oluyordu. Cismin momentumu bu şekilde değişiyordu. Yani o zaman ben bunu şöyle yazabilirim. M çarpı V son cismin son momentumundan ilk momentumunu çıkarırsanız neyi bulursunuz? Momentum değişimini bulursunuz. Ben bunu şöyle yazmayı şimdi tercih edeceğim. Bir cismin cismin ilk momentumu var. Ben buna bir itme uyguluyorum. Ve cismin son momentumuna geliyoruz. Şu ilki zaten sol tarafa atarsanız bunu görürsünüz değil mi? Yani bu tarzda yazımlar daha çok işinize yarayabilir. Hatta yani kinetik enerji net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiyi değiştirir biliyorsunuz. Onu mesela şöyle yazabilirsiniz. Cismin bir ilk kinetik enerjisi var. Ona ne yapıyorsunuz? Net kuvvet bir iş yapıyor. F net çarpı delta x diyelim buna. Sonra ne yapıyorsunuz? Son kinetik enerjiye geliyorsunuz. Evet bu da ona benzer bir yazım işte gördünüz. Veya cismin bir ilk hızı var, ivmeleniyor cisim. Nereye geliyorsunuz? Cismin son hızına geliyorsun. Veya uzatabilirim bunu. Cismin bir ilk açısal hızı var, fakat aynı zamanda açısal ivmeleniyor cisim. T kadar süre sonunda cismin açısal hızı bu kadar değişiyor. Ve son açısal hıza geliyorsun. Veya, ben de abarttım şimdi. Neyse devam edelim. İlk açısal momentumu var. L0 diyelim buna. Sonra buna bir tork uygulanıyor belli bir süre. Ne oluyor? Açısal momentumu değişiyor. Tork çarpı delta t diyelim. Ve nereye geliyorsunuz? Cismin son açısal momentumuna geliyorsunuz. Evet, neyse. Şimdi biz geçelim soruya. Şimdi böyle bir momentum var, hem ve bu ilk momentum. Yani ne yapmayı bekliyorum? Bakın şuradan, şu satırdan yola çıkalım ilk momentumun ucuna itmeyi eklediğim zaman nereye geleceğim son momentuma geleceğim. Şimdi bunlar vektörel işlemler dolayısıyla ben bu vektörleri istediğim gibi taşırım. Mesela şey yapalım. Şunu şuraya taşıyalım. Şöyle bir ilk momentum olsun. Buraya da bir yaklaşalım. Bu MV. Şimdi ben buna bir itme uyguluyorum. Yani nereye doğru itmeyi uygulayacağım? İşte şu uçtan şuraya doğru uygulayacağım. Buna bir itme uygulayacağım ve nereye geleceğiz? Son momentuma geleceğiz ama son hızının son ilerleme doğrultusunun böyle olduğunu biliyorum. O zaman bu itme ne olmalı? Bak bu kadar olmalı. Değil mi? Şimdi o zaman demek ki cismin son momentumu da neymiş? Buymuş. İşte ilk momentumuna itmeyi uyguladık, ekledik ve son momentumuna geldik. Yani bu da o zaman m çarpı v son olmuş oldu. E açılardan 45 olduğunu görüyorsunuz. Şu açılar 45'er derece. Değil mi? O zaman bu kenar bu kenarı kök 2 ile çarparsam bu kenara hipotenüse ulaşırım. Yani kök 2 çarpı m ve son eşittir. m çarpı v olacaktır değil mi? Buradan da son hızın v bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2 v olduğunu görüyoruz. İkinci bir yol olarak şöyle de çözebiliriz. Bu da aklıma geliyor şimdi onu da yapalım. Şimdi arkadaşlar gitmeye dik olan doğrultuyu şöyle bir çekmek istiyorum. Şimdi bakın biz itmeyi ne yapıyoruz? Biz itmeyi bu doğrultuda uyguluyoruz değil mi? Yani itme doğrultusunun böyle olduğunu biliyorum. Ben itmeyi bu doğrultuda uyguluyorum. Şimdi o zaman itme şu kırmızı kesikli çizgi doğrultusuna ne dik değil mi? Şimdi siz o zaman böyle bir itme uyguluyorsanız şu kırmızı kesikli çizgi doğrultusunda herhangi bir momentum değişimi yaratabilir misiniz? Yaratamazsınız değil mi? Yani o zaman ne demek bu? şu kırmızı kesikli çizgi doğrultusunda momentum korunacak demek. İlk başta bu doğrultuda momentum neyse son durumda da momentum o olacak. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şunu mesela şuraya taşıyalım. Şöyle bir ilk momentum var. Bu mv. Ben bu doğrultuda momentumu korunacağını biliyorum. O zaman bu doğrultudaki ilk momentuma bakmak istiyorum şimdi. İşte bu mv'nin bu doğrultudaki bileşeni ne olur? Böyle olur değil mi? Peki nedir bu? Şurası 45 olduğuna göre mv çarpı kosinüs 45'tir değil mi? Yani mv kök 2 bölü 2'dir. Bu doğrultuda ilk momentum. Son momentum ne olacak bu doğrultuda? Yine aynı olacak çünkü itme bu doğrultuya dik olduğu için momentumu değiştirmeyeceğini, bu doğrultuda momentumun değişmeyeceğini biliyoruz. Yani bu doğrultu momentumu korunacağı doğrultu. E şimdi son momentum ne? İşte o da bu. mv son. E o zaman yazalım şuraya. mv kök 2 bölü 2 eşittir. m çarpı v son. Buradan M'lerin gittiğini görüyorum. Son hızda ne oldu? Kök 2 bölü 2 V oldu. Yine aynı şeyi bulduk. Evet bu içerikte bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.